Değerli izleyenler, yepyeni bir konuyla daha karşınızdayım. Aslında bu yepyeni dediğimiz konu hepimizin ortak noktada buluşacağı bir konu. Hemen konuma geçmek istiyorum. Konu başlığım, gerçek tam demokrasi için meclis vekillerinin çoğu fakirlerden oluşmalı. İşte bu düşüncemi neden yazdım onu açıklamak istiyorum. Değerli izleyenler, meclis aritmetiğine ve suretine baktığımızda toplum içerisinde ünlü sanatçı, ünlü sporcu, ünlü müzisyen, hukukçular, avukatlar, yani avukatlar, bunun yanında da iş adamı veya iş adamı oğlu ve benzeri. Tamam, bunlar da toplumun birer parçaları. Ama bana damdan düşen gerek. Damdan düşeni ancak damdan düşen anlar. Öyle değil mi? Yani damdan düşeni ancak damdan düşen anlar. Ne yapacağız biz değerli izleyenler? Gerçek ve tam demokrasi için ne yapacağız? Halkın içinden bu zorluğu anlık yaşayan, çayı toplayan, Karadeniz'de Çukurova'da pamuk toplayıp ellerini nasırlanan, Ege'de incir toplayıp o sıcakta ter akıtan, Güneydoğu'da mercimek tarlalarında kıpkırmızı olan, Marmara'da ayçiçek tarlalarının kızıllığını, o kuraklığını yaşayan, İç Anadolu'da buğdayın, hububatın içinde çalışan bu vatandaşlarımın inşaatlarda o sıcağın anında çalışan o işçilerimizin kravatını takıp büyük şehirde iki tane metrobüs veya iki otobüs değiştirip işine tervan içinde koşturan, fabrikasına yetişmek için sefertasını evden unuttuğunda tekrar sefertasını almak için koşan ve kendisini işine adayıp çalışıp çabalayıp hayat pahalılığına direnen bu vatandaşların içinden vekiller bu meclisin çoğunu oluşturmalıdır. Zaten ekonomik doyuma ulaşmış, son zamanlarda ekmek nedir, fiyatı nedir bilmeyen, zenginliğin çerçevesinde veya ünlü bir sporcu olmanın trilyonerliğinde bu mecliste 2000 lira alan bir askeri ücretlinin, 1500 liraya çalıştırılan işçilerin nasıl durumundan anlayacak da onlar için her gün kanun tasarısı verip geçirmeye çalışacak? Nerede gördük tarlalarda, çay toplanan yerlerde, pamuk tarlalarında çizmeleri giymiş vekillerimizin birçoğu oralarda mı? Hayır. Arabalarla geliniyor, sorunlar dinleniyor, büyük şamata karşılamalar, binlerce insan, bir sürü masraf. Gerçek ve tam demokrasi için genel başkanların da artık fakir vatandaşların çoğunlukla seçildiği bir vekil portföyünü oluşturmalarının zamanı gelmedi mi ya? Nedir bu iş adamı çocuklarının aday yapılması? Nedir bu sporcuların, nedir bu sanatçılar heves sevdası? O zaman halkın içindeki o zorluğun anlık yansımasını, empatisini hangi vekilde göreceğiz? Biz bunları anlamak için, toplumdaki ekonomik durumu tam hissedebilmemiz için mecliste toplumun bağrından çıkan kişilere ihtiyaç var. Demokraside kişilerin zenginliği siyaseti veya devleti zenginleştirmez. Aksine zengin kişilerin siyaset yapması zenginlerin daha zengin olmasına yol açan etmenler oluşturmakta. Maalesef bunun birkaç örneğini gördüğümüzden dolayı bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Ama istiyoruz ki
çay toplayan, buğday harmanında çalışan, Çukurova'da pamuk toplayanların da seçtiği, onlar içinden bir yoklamayla seçilen bir halk temsilcisinin vekil olarak gelmesi artık gerekmez mi? Mecliste elin asırlı eller görmek istiyoruz. Mecliste ayağında çizmeler olan, kafasındaki baretle maden isinin yüzüne vurduğu, emek kokan insanlar istiyoruz. Elit, yüksek trilyonluk sporcular, yüksek trilyonluk sanatçılar. Biz bunları vekil ettiğimizde bu lale devri dönemi gibi olmuyor mu? Biz nasıl anlatacağız 1000 liraya geçim savaşı veren insanların, şatafatın içinde zenginlikte rahat olan insanlara? Çoğunluğu için bu, şunu söylüyorum. Çoğunluk olarak bu meslek gruplarından benim haklı çağrım sade vatandaşlarımız içerisinden bir şekilde yönlendirme olmadan, sembolik rakamlara sığınmadan meclisin 1/3'ünün fakirlerden oluşmasıdır. Zaten seçim yardımı yapılmıyor mu siyasi partilere? Milyarlarca TL aktarılmıyor mu ya? Evet değerli izleyenler, gerçek ve tam demokrasi için bütün işçi, emekçi sorunları, zam ve benzeri sosyal hayatlarındaki durumların netleştirilmesi için, gerçek ve tam demokrasi için meclis vekillerinin çoğunun fakirlerden oluşmasını buradan isteğimizi iletiyoruz. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana bir deyim vardı, tam çıkaramadım. İşte böyle değerli izleyenler, gerçek ve tam demokrasi adına yaptığım bu çağrı artık seçim sisteminde ve seçim sattım haline girildiğinde böyle bir sistemle artık işte avukattır. Gerisi yok. Ya kardeşim, 5 meslek grubuna 4 tane gruba sıkıştırırsan olur mu? Genel manada söylüyorum, kişisel bazda söylemiyorum. Bu anlayışın değişmesi lazım. Genel başkanlar nerede zengin var, partisini sempatizliyor, bunlara yetkiler dağıtıyor. Nerede avukat var, bunlara yetki dağıtıyor. Ne yapacak benim işçim, memurum? Bunlar hisseden yerde niye seçilmiyor? Ben de diyorum ki, dünya 5'ten büyüktür, Türkiye Büyük Millet Meclisi de 5'ten büyüktür. Neden? Avukat, iş adamı, bak avukat, iş adamı, sanatçı, ünlü sanatçı, ünlü sporcu, trilyoner, ünlü yazar. Gerisi nerede? Yazarın birisi yazıyor 15-20 senedir, oh dünyanın maaşını alıyor, 15-20 senedir Etiler'den, Nişantaşı'ndan çıkmıyor. Ya bunu vekil yapsak işçi, emekçi nasıl anlayacak ya? Nasıl anlayacak? Bu konularda haklı çağrılarımızı anlayacağınızı umuyorum. Gerçek ve tam demokrasi için meclis vekillerin çoğunun fakirlerden oluşmasını buradan gerçekten büyük bir duyuru olarak duyuruyorum. Genel başkanlara sesleniyorum. Siyasi parti genel başkanlarına sesleniyorum. Hepinize sesleniyorum. Lütfen bu çağrıma kulak veriniz. Ben mecliste tekrar diyorum. Daha yeni mecliste madenci görmek istiyorum. 20 yıl önce madencilik yapıp 20 yıldır sendikalara, şunlarla bunlarla belli yerlere gelenleri demiyorum ben. Şimdi yeni çiçeğe burnunda çiftçi görmek istiyorum vekil. Çiçeğe burnunda pamuk toplayan işçi görmek istiyorum. Temsilcileri olsun. Halk seçsin. Gidin bu konuda hiçbir etki yapmayın. Hiçbir seçim çalışması olmasın. Kişiler aday olsun, halk kendi seçsin. Ve bu konuda ekonomik olarak vesaire üstünlük kuracak sistemlerde oluşmasın. Seçim tamamen sade gerçekleşsin. Fakir insan da kendini ifade edebilsin. Fakir insan da kendi kulisini yapabilsin eşit şartlarda. O zaman biz işçinin ve emekçinin durumunu çok iyi anlarız. Doğru tespiti hızlı ve net yaparız. Değerli izleyenler, hepinize saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere.